Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle tek çift kavramları hakkında konuşacağım biraz. Çocuklar, giydiğimiz kıyafetleri bir düşünebilir misiniz? Tek olan veya çift olan hangi kıyafetlerimiz var? Mesela bakın burada şapka. Şapkamız mesela, bir tane şapka giyiyoruz. Gerçekten bir tane daha giyiyor muyuz? Yani bir eşi veya bir benzeri var mı? Yok değil mi? Bir tane şapka takıyoruz. O zaman şapkamız tek mi çift mi sizce? Tek değil mi? Ya da eldivenlerimiz mesela, kışın eldiven takıyoruz ellerimiz düşmesin diye. Bir elimize takıyoruz, aynısından diğer elimize de takıyoruz. Yani iki tane. Çift oluyor değil mi bunlar da? Evet, çift. Ya da atkımızı düşünün mesela. Atkımız, kışın atkı takıyoruz. Peki bir tane atkı takıyoruz. Bir tane daha takıyor muyuz? Hayır, bir tane atkı takıyoruz. O zaman atkımız da tek oluyor değil mi? Ya da çoraplarımız mesela. Bir ayağımıza bir çorap giyiyoruz. Sonra aynısından diğer ayağımıza da giyiyoruz. O zaman çoraplarımız da çift olarak giydiğimiz kıyafetlerden. Şöyle. Ya da başka neler var mesela? Mesela ayakkabılarımız. Tek mi çift mi sizce? Ya da ne olabilir başka? Giydiğimiz kazak. Veya mesela vücudumuzda bulunan şeylerle ilgili konuşalım. Tek olan veya çift olan neler var? Ellerimiz mesela tek mi çift mi sizce? Burnumuz, ağzımız, gözlerimiz, kulaklarımız, çenemiz. Bir düşünün bakalım bununla ilgili. Şimdi de ben de bir sanat etkinliği yapmak istiyorum. Şöyle eldiven resmi çıkarttım. Pofuduk boya hazırlayarak bu etkinliği sizinle yapmak istiyorum çocuklar. Bakın şöyle. Önceden ben pembe ve mor rengi hazırlamıştım. Şöyle sizin gözünüzün önünde bir de mavi renk hazırlamak istiyorum. Bunun için biraz tukkala ihtiyacımız var. Şöyle dökelim biraz. Şöyle 2-3 tatlı kaşığı kadar bunu döküyorum çocuklar. Sonra üzerine tıraş küpü sıkacağım biraz. Şöyle sıkıyorum üstü gelecek kadar. Daha sonra ben parmak boyası koyacağım. Siz de isterseniz gıda boyası varsa veya farklı bir boya varsa, yağlı boya olabilir bu ya da parmak boyası varsa siz de onu da kullanabilirsiniz. Azıcık da köpük sıkmak istiyorum buna. Azaldı çünkü. Siz de istediğiniz renklerde hazırlayıp boyamanızı yapabilirsiniz. Olur mu çocuklar? Bunu göstermiştim sanırım. Ben iki tane eldiven resmi çıkarttım. Siz isterseniz çift olarak başka kullandığımız giysilerden bir resim çıkartabilirsiniz. Mesela çorap resmi ya da ayakkabı resmi olabilir bu. Şimdi bunu boyamaya başlıyorum ben. Evet çocuklar, ben boyamamı bitirdim. Şimdi de onu simle süslemek istiyorum. Şöyle biraz sim dökeceğim. Şimdi süslememi de tamamladım. Kuruması için bir kenara koyacağım ve bırakacağım. Siz de çocuklar, çift olarak giydiğiniz herhangi bir kıyafetin resmini çizerek veya boyama sayfası olarak onu çıkartarak boyamanızı yapabilirsiniz. Evet çocuklar, yaptığınız resimlerin fotoğraflarını bize göndermeyi ve EBA'da paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Neler oluyor hayatta? Bir de şu ya, gerçek olsa olsa. Tam olup uyan.